gittik Yüksek Seçim Kurulu'na. İnşallah gelecek olan haber bizim için faydalı bir haber olacak. Ben muhtarlığa çıkmadım. Bunu bütün köylü de biliyor. 3 taneniz çıktı. Sen fazla oy aldın, kazandın. Neymiş? Benim adım da Hasan, oğlumun adı da Hasan. Biz babasına mı muhtarımız diyeceğiz, oğluna mı muhtarımız diyeceğiz? Benim orada ismim yok ki. Beni niye öne sürüyorlar? Ben senin babansam suç mu? Benim oğlumun adı da Hasan olur, torunumun adı da Hasan olur. Evet. Bu düzelir Allah'ın izniyle. Sonra hani kaybeden muhtarlar. Baba inşallah bu da bir sonuca varacak. Çok da bir uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani 1 hafta 10 gün içinde adalet gerekli açıklamaları yapacak bize. Babamın adı Hasan Erdül. Benim adım da Hasan Erdül. Ben köyümde muhtar adayı oldum. Seçimi kazandım. Birileri itiraz etti. Hasan Erdül, oğlu Hasan Erdül olduğu için seçimlerimiz iptal oldu. Benim oğlum aday çıktı. Muhtarlık adaylığına. Gazetelere de beyanat verdi. Bu Arpalık İhsaniye Köyü değil, Gülbahçe Köyü, Orhaniye Köyü hepsi biliyor benim oğlum aday çıktığına. Benim oğlum kazandı. Kazanınca köyümüzden bir çekemeyen birisi gidip seçim kuruluna dilekçe vermiş. Ben babasına mı muhtarım diyeceğim, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim. Ben kağıt dağıtmadım ki. Ben bir kimselere gidip de ben çocuğuma dahi oy istemedim. Ama biz şimdi şok içindeyim. Benim yerimde olsa bir başka bir vatandaşlar ne yapar? Hani benim oğlum Hasan diye. Ben miyim suçlu? Oğlum mu suçlu? Seçim kurulda iptal etmiş. Biz de şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na oğlum yazılarını verdi. Biz de bir anlam yapamıyoruz şimdi. Bu niye ertelendi? Ben böyle bu yaşa geldim. 75-76 yaşına hiç daha böyle bir şey duymadım. İptal olunmuş. Babasının adı Hasan. Demek o arkadaş beni çekemiyordu ki. Böyle bir dilekçe verdi. Şimdi Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde muhtar adayı oldum. Benden birlikte 3 kişi vardı. 3 kişinin içinde 113 oyla ben muhtar adayı seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu benim babamla benim aynı ismi taşıdığımızdan dolayı seçimleri 2 Haziran'a ertelemiştir. Biz de Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli dilekçeleri verdik. İnşallah oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle bir komşusuna gidip de ben de muhtar adayıyım veya ben oğlu olduğum halde bile benim için hiçbir komşuya gidip de bana oy istememiştir. Benden başka çıkan muhtar adaylarında bu konuyla ilgili hiçbir itiraz yok. Ama sadece köyümüzde bir kişinin böyle bir dilekçe vermesi seçimi iptal ettir. Babasının adı da Hasan Erdül. Benim adım da Hasan Erdül olduğu için kimin muhtar seçildiğini, kime mazbata verileceğini, kime muhtarım diyeceğini bilememiş arkadaş. Onun için seçimimiz iptal oldu. Kimse çocuğuna babasının veya babası çocuğuna kendi ismini koymasın. Yarın öbür gün o da muhtar olamaz diye düşünüyor. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'a kesin karar vermiş. 2 Haziran'a kesin karar verdiği için biz de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bize gelecek haberi bekliyoruz. Ben ayrıyetten gazeteye de demeç verdim. Muhtar adayı benim diye. Bunun resimleri de var. Sosyal medyada da muhtar adayı ben olduğumun ispatı da var. Ama seçimin 2 Haziran'a ertelenmesi baba ve oğlun aynı ismi taşıyıp da 2 Haziran'a ertelenmesi başka bir düşünce yaratıyor. Oğlu Hasan Erdöl'e değil, babası Hasan Erdöl'e oyumu verdim. Öyle diyor ama babamın
Ayrıyeten başka basmış olduğu bir muhtarlık pusulası da yok. Veya aza listesi olan bir pusulası da yok. Sadece bir tane pusula var. O da benim adıma olan ve benim azalarımın olduğu pusuladır.